lan, çek şunu. Ne, gözüne mi girdi sanki? İner tabi lan. Ne diyorsun lan? Deli mi ne? Çek şunu. Ne böyle bok böceği gibi toplanmışsınız bir araya? Şeref, vata sıcağı. Ne girdin lan yine odaya? Bir şey yok ana. Zehir, aç kurt, hain it. Akşam eve gelirsin sen. Halit akşam dediydi de inanmadıydım. Esnaftan gitmiş öğretmenimiz. Sahi gitti mi? Ana tutuyormuşlar lan. Hani sen hayvanlara gittiydin? Babam duymasın, kemiklerini kırar ki ne kırar. Bana ne? Biz hava gidiyoruz. Kuş vuracağız, bir de güzelce yiyeceğiz. Hadi lan hava. Ben çoban olmayacağım. Hayvan neyim de gütmeyeceğim. Hı. Vurdunuz da. Bektir sen de. Yürü Mustafa yürü. Hem yürü hem de anlat. Yollar anlatmakla biter bu hoca. Kar yolları kapattı mıydı kısılıp kalırsın köyde. Yukarı kara kısık burası. 4 saatlik yol olur sana 5-6 saat. Yürü yürü bitmez. Bir de tipi vurdu mu? Vay anam vay. Allah ayazda kalanlara acısın o zaman. Nasıl korkuttum ama ben sizi? Şeref, ben acıktım. Azığı getirdin mi lan? Ne azı lan? Biz acıkmadık, şimdi azık mı yiyelim? Karnı aç anın. Akşam öğretmen damında yattı. Komlara gitmeyecekmiş. Çoban da olmayacakmış. Öyle mi olacak ki? Bana ne? Olmayacağım. Olacaksın. Bal gibi de olacaksın. Olmayacağım, olmayacağım dedim ya, olmayacağım. Sen konulardan niye geldin oğlum? Okumak için. Okul yok, öğretmen yok. Mecburen geri döndün. Hem sen doğdun da baban seni gömerim. Komakmış bir kere. Mecbur çoban olacaksın sen. Çoban olmaya gidiyor. Git gömeri çıkar, baban nereye gömdüyse. Yoksa çoban kalırsın. Anam kuş. Hele bir yol şurada soluklanalım öğretmen bey. Yorulduk. Ya bakayım. Herkesin bir dönüş nedeni olduğu besbelli. Ama seninki akıl alır gibi değil öğretmen bey. Belki. Ama öğretmene muhtaç çocukları burada yüzüstü bırakıp gitmek bana biraz sorumsuzluk gibi geldi. İşte o yüzden dönüşüm çok kolay oldu. Kuş gibi hafifledim biliyor musun? Ya. Ben de köyüme geldiğimde kendimi hafiflemiş hissederdim. Şehre çalışmaya gitmiştim. Orada evlendim. Bizim hanımla da baştan konuştuk.
Ona anamı, köyümü anlattım. Bir tek anam var dedim. O da senin anan benim anamdır deyip takılıp peşime geldi. Hay gelmez olaydık. Şehirden gelin getirdim diye anam bana küstü. Ne dirlik kodu ne düzen. Hem bana hem elin kızına etmediğini komadı. İnsan içine çıkamaz oldum diyor. Her fırsatta gagalayıp duruyor. Kızın hiçbir günahı yok öğretmen bey. Hiçbir günahı. Köyden istediği gelini alamadı ya anası ondan. Sema yengem gibisi yoktur. Bizim köyde herkes ondan akıl danışır, bilgi alır. Saygılıdır, hünerlidir. Bizim köyde herkes sever onu. Benim anam ona da kızar. Nur içinde yatsın anacığım. Bez bebekler dikerdi bize böyle. Bütün gün durmadan çalışırdı. Onun cebi iki, bir de beş çocuk. Genç yaşta öldü gitti. Bebek çok güzel oldu. Bu Gülşen'in. Çocukların hep sıraya girdi. Kırmak olmaz. Benim hiç böyle bir bebeğim olmadı. Güleceksin ama ben de bir tane istiyorum. İyi de sen çocuk değilsin ki. Bebek yaşın çoktan geçti. Sen ancak kendi bebenle oynarsın artık. Aman Sema. Önce sen. Hem elini biraz çabuk tut. Köylük yerde hemen çocuk yapmadın mı dedikodunu yapıverirler. Adın boş yere kısıra çıkar. Bak işte dedikodudan kaçış yoktur. Yapmıyorlar mı sanıyorsun? Her şeyim göze batıyor bilmez misin? İte köpek dedim diye az mı alay ettiler arkamdan? Az mı güldüler? Buna da büyü diyor anam. Ne büyüsüyse. Aa sen misin gel. Bitti mi Sema abla? Dur daha bitmedi. Az bir işi var bekle biraz. Adını ne koyacaksın bebeğiniz? Sema olur mu? Bana benziyor mu? Öyleyse Sema olsun. Altın tatlı, altın batlı olsun. Bu kuşu görünce gözüm oyladı. Ömrümde bu kadar besinli sürü görmedim. Bir çekişle tak kalbinden. Tak lan şunu koy da pişirelim. Süs gibi bekletiyor. Olmaz lan yedirmem. Cakka satacaksın ona buna değil mi? Hakkım değil mi oğlum? Ben şeref gibi bunu tüfekle de vurmamışım. Bir atışta tamam. Babam da benim gibi nişancıdır. Hayvanı yerdeki izinden tanır. Havadakini? Bir keresinde ilan kayasının dibine tüneyip keklik gibi ötmüştü de bir sürü keklik toplanmıştı. Sonra da hepsini tek tek düşürüverdiydi. Eli boş dönmez benim gibidir. Ben de bir keresinde babamla ava gitmiştim. Önümüze bir tilki çıktı. Ağzı açık. Pis pembedili dışarıya çıkmış. Aha bize böyle bakıyordu. Böyle mi? Vallahi billahi kargalar gözümü hoşum ki çıkarttı. Ağzından buğular akıyordu. Şöyle iki adım geriledi. Kulaklarını dikti. Gözleri ayna gibi parlıyordu. Vurdunuz mu? Vuramamıştır bunlar. Hayvan öyle durur mu? Kaçmıştır. Kaçırmadık. Babam tam tüfeği doğrulttu. İki adım geriledi. Sen de sıktın artık. Bir dahaki sefere ben de tüfek alacağım. Sapanlı olmuyor. Ben de alacağım. Kim ola ki bu densizler? Kuş mu kaldı sanki? Ya bunlar benim çocuklar olmaz. Dur şunlara ben bir görüneyim. Kalkın bakayım ayağa. Mısko, benimki de olmasın aralarında. Yok canım. Bizim bebeler cesaret edemezler tüfekle avlanmaya. Sapan onların neyine yetmiyor. Gelse de gitsek. Öğretmen bey! Öğretmen bey! Babamın sesi lan. Geliyorum! Geliyorum! Yakalayamadım, kaçmışlar! Hadi bakayım siz şimdi doğru köye. Baban gelmeden o tüfeği hemen as yerine. Hadi bakayım. Yarın da kuşların hesabını vereceksiniz okulda. Geliyor. 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 Düştü mü? Düştü ya.
Sağ olasın emmioğlu. Ben alacağımı aldım. Sen Engin öğretmeni Mehmet dedeme bırakırsın. Hoşçakal. Hoşçakal. Yürü öğretmen bey. İlahi teyze. Sen buradaydın he? Ben yokken geldin desene. Yoksam seni içeri almayacaktım ha. İyi iyi çalış çalış da ne çalışması bu okul yok öğretmen yok ki? Geldik. Bizim ev burası öğretmen bey. Güzelmiş eviniz. Ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar. Sesin bata sesin. Ben senden razı değilim. Allah da senden razı olmasın. Canım nasılsın? Bak gördüm seni ablam yaptı. Çok güzel olmuş. Merhaba. Merhaba. Bizim buralarda çocukları sevindirmek kolaydır. Oyuncak bütün çocukları sevindirir. Yine bebek. Yine bebek yaptın ha. Büyü bunların hepsi büyü. Cazı. Çarpın inşallah. Ya Mustafa dur zahmet etme. Ayıp olur öğretmen bey. Yok yok vallahi götürürüm. Şuradan iki tane yardım ederim önemli değil. Siz bilirsiniz. Sağ ol her şey için sağ ol. Estağfurullah ne yaptık ki öğretmen bey. Hadi bakalım Gülşen. Geç oldu sen de evine. Eğlendirmek için yaptığı bebeklere bile büyü diyor. Allah'tan Mustafa abi sever Sema'yı. Sever de nereye kadar? Öyle değil mi? Neden döndünüz? Kararlı görünüyordunuz. Doğrusu meraklandırıyorsunuz. Gelişinizin nedeni köyün güzelliği, dağların karanlığı ve buradaki sonsuz olanaklar değil herhalde. Bazı şeyleri cevaplandırmak zor. Ama biraz önce söylediklerinizde de haksız değilsiniz. Bu köyü küçümsemeyin. Hoş geldiniz öğretmenim, hoş geldiniz. Aman, hoş geldin Engin oğlum. Hani sen istifa ettiydin ya? Geri aldım, alamaz mıyım? Bir alamaz olur musun? Tabii alırsın. Pek sevindim, pek. Vallahi. Gidiyor musunuz? Yarın okul var, gitmem gerek. İyi günler. Sana. Sen de baban gibi laf dinlemiyorsun. Gitmedi bak. Giderim dedi gitmedi. Anam da öyle bekleşiyor evimde. Bu da inadından gitmiyor. Bu uğursuz baykuşları vurmazlar da Yusufçuk etseydi de içimiz açılardı. Anamız geleydi. Yusufçuk, Yusufçuk el gitti. Gün bitti. Ben Ela'ya gidiyorum.
gitmeyeceğim dediydi. Eve de gelmedi. Bu Ayaz'da nerede bu Halit? Ah canım anneciğim. Yanına yaklaşabilirim yoksa gideyim diye sordum. Artık dönemem. Bütün gün sofrası yanına ona da oturdum. Birlikte seni bekledik. Kim o? Benim Halit. Ha? Kim? Halit. Halit? Vay aslan oğlum. Hayrola? Anam ne oldu? Ne oldu bebe? Hacer ne oldu desene. Gel içeri bakayım. Hacer üşümüş giysin içeriye çocuk. Ne oğlum ne oldu? Desene. Yok bir şey ana korkmayasın. Doğru söyle oğlum. Yoksa sen böyle gelmezsin. Hayvanları bırakıp da gelemezsin. Öyle de mi bırakırım ki? Kaçtın he mi? He ya. Onlara da köye de gitmeyeceğim. Hadi artık geç oldu anası. Yatır Halit'i. Üşümüş zaten. Yarın sabah konuşursunuz. Fareler kedinin zulmünden bezmişler ki ne bezmişler. Bu kedi belasıyla nasıl baş ederiz diye meclis toplamışlar. İhtiyar bir fare sözü açmış. Çok zor durumda kaldık. Şimdi bıçak kemiğe dayandı gayrı. Buna bir çare bulmazsak bu meretle kökümüzü kazıyacak, yiyip bitirecek bizi. Kafa yorup çare bulalım. Düşünelim, taşınalım. Kesik kuyruklusu yuvamızı daha derine kassak demiş. Biri bir şey diyormuş, bir başkası başka bir şey söylüyormuş. Yani senin anlayacağın her kafadan bir ses çıkıyormuş. Bir akıllı, bir tane nöbetçi bulalım. O kediyi beklesin, görünce bize haber versin. Biz de hemen eve kaçalım, saklanıp kurtulalım demiş. Bir başkası, yo olmaz öyle şey. Bizim işimiz gücümüz var, sonra aç kalırız demiş. Başlamışlar kara kara düşünmeye. Onları dinleyen minik bir fare ortaya atılmış. Ben buldum demiş. Bir tane çıngırak alalım. Kedinin boynunu asalım. Kedi hareket edince çıngırak çalar. Biz de çıngırağı duyduğumuzda hemen kaçar kurtuluruz. Aman buna bir sevinmişler, bir sevinmişler. Ama sevinçleri uzun sürmemiş, kursaklarında kalmış. Arkalarında onu dinleyen, onları dinleyen ihtiyar fare ortaya çıkmış, sormuş. Peki demiş, bu çıngırağı kedinin boynuna kim asacak? Kim asacak? aklı vermesi kolay da tutması zor ha kızım. Aman bak. Nenen uyumuş. Hadi yavrum hadi. Sen de uyu. Bak yarın ne yapacağız? Okula gideceğiz değil mi? Öğretmeni de geldi kızımın gidesi de yok. Hadi kızım. Yok ya. Yukarı kara kısıktayız artık. Kalk yatak artık. Şu benim kırmayı ver hele.
Fişekleri getir. Sen bu evde necisin lan? Bostan korkuluyor musun? Onun elinden bir kaza çıkmadan benim elimden bir kaza çıkacak. Kaldır şunları. Bulamazsın. Soyu kuruyasın. Sabah sorarım hesabı. Kaşla göz arasında he mi? Ben bunu sana sormaz mıyım? Burnundan fitil fitil getirmez miyim? İyi etmemişsin. Örtmen de gittiğine göre koç babanın yanına gitmen icap ederdi. Ararlar seni, merak ederler. Hem baban duyarsa çok kızar değil mi benim güzel oğlum? Çok kızar. Ana. Ha. Ben doğduğumda küçücük müydüm? Küçücüktün ya. Göbeğimde var mıydı? Vardı ya. Düştü müydü? Ya düştü. Düştü de ne oldu? Çok zaman oldu oğlum, unuttum. Ne bileyim ne oldu? Hatırlayacak, ne olur ana hatırla. Ne edecek ki göbeğini? Niye soruyorsun? Hiç, öylesine sordum işte. Hadi yatalım artık. Yarın baban kapıya dayanır. Oğlum isterim diye kıyameti kopartır vallahi. Yorgunsun. Hadi yat oğlum. Yarın sabah köye geri döneceğim. Dönmeyeceğim. Olmaz. Burada kalamazsın. Baban vurur ikimizi de. Koçu baba arar seni. Hayvanlar sana alışık bekler. Göbeğe mi konulara mı gömdünüz ben? Çoban olayım diye. Anladım. Niye sorduğunu şimdi anladım. Öyle derler. Ama senin göbeğini komlara gömmedik ki. Deden rahmetli okuyup da adam olasın diye okulun bahçesine gömdüydü. Bak haklıymış. Çoban olmak istemiyorsun. Okumak istiyorsun. Sahi mi ana? Sahi ya. Yoksa çoban olmak isterdin değil mi? Hem de sahiden sahi. Hadi. Hadi uyuyalım artık. Sabah erken kalkacağız. Hadi. Ulan Hüso, ulan tabi, ulan şeref delisi, görürsünüz siz kim çoban oluyormuş.